Evlat. Beyim. Ne yaptın? Araba hazırdır beyim. Düzenek takıldı. Eksiği gediği kalmadı Allah'ın izniyle. Eyvallah, eyvallah. Yarısını İmren düşünsün. Öyle ya, öyle. Yağız alıp siz kapağı takın, haydi. Baba, vaktin varsa seninle konuşmak isterim. Anlat bakalım. Nedir derdin? Baba. Ben Gonca Hatun'la evlenmek isterim. Gonca Hatun hem hanemize hem beyliğimize yakışır bir gelindir. Ben ona kefilim bey. Gonca iyi bir kızdır. Ama sözlüdür evlat. Bununla mücadele edebilecek misin? Ha? Bu zorluğa göğüs gerebilecek misin Alaaddin Ali? Bilirim beyim, bilirim. Ama ben hepsini düşündüm. Ben bu aşkın cefasını çekmeye razıyım ama. Germiyan'ın bu evliliğe rızası olmayacaktır. Belki ya Gonca atasına, anasına karşı durabilecek mi? Gonca da razıdır beyim. Biz bir yola birlikte çıktık. Bak evlat, ağabeyin Orhan, beyliğimizin ikbali için sevdasından vazgeçti. Şimdi sen de beyliğimizin ikbali için Gonca ile evleneceksin. Allah! Anlamazım baba. Bu ne demek böyle? Ben doğru mu işitirim? Aya, doğru işitirsin ya aslan. Baba. Doğru işitirsin. Baba. Alaaddin Ali. Bak. Başından beri bu evliliğin altında bir sorun olduğunu bilirdim. Aklı da çıktık. Mehmet Bey, o divandaki tavrı ondan belliydi. İşte görürsün. Fitne her daim kefereden gelmez. Gayrı, gayrı kardeşlerimizden de gelir oldu. Kalleşlik nedir bey? Germiyan'la Candaroğlu. İttifak yaparak bizim önümüzü kesmek isterler. Bursa, İznik fethine engel olabilmek için hedeflerine Mekete'yi koymuşlar. Hatta oranın komutanını elçi bile çıkarmışlar. Gayeleri ne ola ki bey? Fetih'ten ötesi mi dersin? Mekete ile Fetih'in hiçbir alakası yok. Güzergahın üstünde bile değil. O vakit dersin ki Bizans hududuna kurulup ilerleyişimizi durdurmak isterler ağabey. Onların ne istediğini anlayacağız. Biz de hamlemizi ona göre yapacağız. Niyetlerini nasıl anlayacağız bey? Bunlar saman altından su yürütürler. Şimdi koskoca Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in düğününe gelecekler. Kendilerini iyi göstermek isteyecekler. İşte orada onların niyetini anlayacağız. Ama bunların istediği evlilik
asla olmayacak. Asla. Buyruk beyminler. Şimdi bu siyaseten bir evlilik olmayaydı, o vakitte benim ardımda duracak mısın diye düşünmüşsün beyim. Bak evladım, seni karşıma aldım. Bu kızla evlenmeyeceksin demediysem senin karşında değil. Sonuna kadar ardındayımdır. Oncayı sana alacağız. İyi ki varsın baba. İyi ki varsın. Aslanım beni, aslanım beni. Beyim. Bölerim ama İmren Tekin, Gündüz Bey'e karşılık altınları da ister. Aha. İstesin ya istesin. Biz ona istediğinden fazlasını vereceğiz.